Herkese merhaba, ben Fatih Tolga. Borna Hazır Ayı Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde çalışıyorum. Bizim burada güzel bir projemiz var, onun için geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Tabii ben sözü devralmayacağım, sözcüsü için çok kısa. Estağfurullah. Selahattin Bey'in dediği gibi bu noktada net bir şey söylemek yanlış olur. Ama ışık hareketleri, şimdi böceklerin beslenmesinde ve çoğalmasında iki önemli etken ışık ve yayılan koku, bireyler arasında çiftleşmek için yaydığı koku. Şimdi biraz daha aydınlık bir ortamda birçok canlıda hareketlilik gözlenir. Ve bununla birlikte bitkilerde de bir takım bizim algılayamadığımız ama doğanın algıladığı kokular ortaya çıkabilir. İşte bu o zayıflığı, bunlar tabii ki varsayım olarak ancak söyleyebiliriz. Net bir şey söylemek çok zor, yani konuşturamıyoruz çünkü ne bitki ne böceği. O zamanki yaymış olduğu stres faktöründen kaynaklanan koku ve bizim orada açmış olduğumuz bir doku yaralanması veya aşıya girişimi bulmamız tetikleyebilir. Ama kesinlikle olur demek çok yanlış olur. Hani o dönemde, aydınlık dönemde yaptığın aşılamada illa böcek gelecek demek yanlış olur. Ama varsayım olarak orada bizim algılayamadığımız doğada var olan stres faktörüne dayalı ışık ve kokudan kaynaklanan etkenler, evet muhtemeldir böceği o doku içinde, kabuk altında beslenen böcekler çekmesi muhtemeldir ama illa gelir demek büyük yanlış olur. Çok teşekkür ederim. Hocam, çok hocam eğer sorumu verirseniz sen buyurun, de. Demek, şimdi geçen yıl ben kendi yiyeceğim kadar üretiyorum. Kuru fasulye hemen yaşından başlayıp buraya üretiyorum. Geçen sene fasulyenin yaşını da kurusunu da böcek hepsini her böyle yani dalında. Arkadaşım bir sabah dedi ya karanlık. Hani ay karanlık dedi ki onu yemesin. Bu sene karanlık da ettim. Yani ay karanlık akşama kalktıktan sonra ettim. Bu sene yani yüzde bir tane bile yoktu yani böcek yemeğine. Ama geçen yıl tamamına geldi. Kurusuna da girdi, yaşına da girdi. Hiçbirisinden faydalanamadık yani. Burada hani bir deneyim varsa bu aşıda, hani aşılama olsa daha iyi olacak yani. Şimdi bir tecrübede bulunmuşsunuz, güzel de oldu. Evet. Ama bunun bir yıl önce tamamen kurtlanmasıyla, ötesi sene, bir sene sonra hatta yani uzun bir zaman sonra kurtlanmamasını buna bağlamak çok yanlış. Orada onu tetikleyen çok faktör var. Mesela bu sene, yani bu sene Kasım 2018 içerisinde. Evet. 2018 kışı çok kış olmadığı için, şimdi bizim kurumumuzun sorumluluğu bütün Ege. Evet. Yani bütün Türkiye'de çalışıyoruz. Ben meyvecilik üretildiği 50'den fazla ili gezdim. Böyle köyleri, ilçeleri de sürekli projeler yapıyoruz. Geleceğim nokta şu. O zamanki popülasyonda, yoğunlukta, mesela bu sene ya o zararlıyı baskılayan bir doğal düşman onu yiyip tüketmiştir ya da iklim faktörleri etkili olmuştur. 2018'de güzel istediğimiz gibi, bu sene gibi, 2019 gibi kış olmadığından yazın çok sıkıntı yaşadık birçok türde. Birçok meyvede veya sebzede. Neden? Böcekler kuvvetli geldi çünkü doğal ölüm gerçekleşmedi. Şimdi biz burada 50 kişi varız. Eksi 20 derece yapsak, 3 saat tutsak muhtemelen kayıplar olur veya hastalanmalı olur. Ama 10 dakika tutsak bize hiçbir şey olmaz. Evet. Anca biraz üşürüz. Evet. Bunun gibi çok faktör sorulabilir. Yani ışık faktörü, ayın hareketi orada etken demek pek muhtemel değil. Hocam tecrübe ortadan söylüyorum. Güzel olmuş, ha. Bu güzel. Güzel bir tecrübesi ama tek faktör o değil. Daha çok şey var. Hele ki bir sene arasındaki farklılıklar da birçok şey daha sıralayabiliriz. Yıl farkına bak. Geçen sene yavaşsızdı, bu sene çok alışma şu an. Onun gibi mesela. Aynen. Yani birçok türde böcekte zararlı da, hastalıklı da aynı şekilde bazı hastalıklarda fazla yağış çıkışı arttırabildiği gibi doğal ölümü de arttırır. Evet. Bu sene maşallah şükür bir kış yaşıyoruz. Evet. 2019 sezonu iyi geçmesini temenni ediyoruz. İnşallah.